Kütahya'nın Emet ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından drone'la trafik kontrolü ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulamamız bu sene başladı. Yasalaştı, hatta uygulayan sürücülere 488 TL para cezası uyguluyoruz biz. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde yapılan kontroller öğleden sonra ilçe giriş ve çıkışlarında devam etti. Denetimlerde sürücülere trafik kuralları hakkında yol kenarına konulan panolarla bilgilendirme yapılırken sürücülere şeker, kolonya, balon ve broşür dağıtıldı. Araç ve sürücü kontrollerinde çeşitli nedenlerden dolayı sürücülere ve araçlara 4520 lira para cezası kesildi. Kemer olan bir sürücümüz. Kemer taktığınız için de teşekkür ediyoruz bu arada. Şimdi normal bütün kontrollerimizi yapalım. Bir ithamımız var. Peki bayağı. Dur, sorayım sana. Yapılan uygulamanın devamında gece geç saatlere kadar polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçede ve köylerde, kafe ve kıraathanelerde GBT uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, uygulamanın bayram öncesi ve bayram sırasında trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Bayram esnasında da gerek bayram öncesi gerek bayram sonrasında da geçerli olmak üzere dikkat sizden, notlar bizden. Bu yıl biz de, bu bayramda biz de trafik polisiyiz. Bu yolda hep beraberiz sloganlarıyla bayram döneminde halkımızın huzur ve refah içerisinde sükunetli bir şekilde trafik kazası ve kayıpları olmadan bir bayram dönemi geçirmesi için uygulamalarını hayata geçirmekte kararlıdır. Kaymakam Çiçek, bayram döneminde halkımızın huzur ve refah içerisinde bir bayram dönemi geçirmesi için bu uygulamaları yapıyoruz diye konuştu. Bakanlarımızın talimatları doğrultusunda valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, kolluk personelimiz, emniyet ve jandarma teşkilatımız yol uygulamalarını ve önleyici trafik faaliyetlerini arttırmışlardır. Son yıllarda özellikle önleyici trafik denetimleri neticesinde ülkemizde can ve mal kayıpları önemli ölçüde azalmıştır. Elbette iyinin sonu yoktur. Bunu bakanlığımız daha da derinleştirerek, kayıpları daha da aşağı çekerek amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.